Bronşit hastaları, lütfen iyi dinleyin. Bronşit hastalarına bitkisel destek nasıl veririz hocam? Nasıl Önce verir? bunu konuşalım, buradan başlayalım. Evet, bronşit malum. Bronşit olanlar iyi bilir. Nefes alamazlar, nefes almakta zorlanırlar. Akciğerlere bronşlar ve bronşiyerler var. Aynı akciğeri bronşlar ve bronşiyerleri ters çevrilmiş bir ağaca benzetelim. Ve hava kesecikleri var. Oksijen alıp karbondioksit veren, alveolon denen hava kesecikleri. Burada oksijen alınır, karbondioksit verilir. Bu sürekli böyle devam eder. Fakat kişi mesela üşütme grip nezle nedeniyle eğer ki zamanında müdahale edilmez, tedavi olmaz, iyileşmezse bronşlar ve bronşiyerlerin içerisinde tüysüz hücreler var. Kişi öksürdüğü zaman balgamlar bu tüysüz hücrelere yapışır, aşağı düşmez. Evet. Görevini görer. Bunlar temizleyicidir, arıtıcıdır. Hem nefes yoluyla alınan tozları engeller. Artı öksürdüğü zaman balganın tekrar aşağı düşmesini engeller. Fakat zamanında tedavi olmazsa kişi bu tüysüz hücreler halının üstündeki iplik gibi düşünün. Deforme olursa ne olur? Öksürdüğü zaman balgam tekrar aşağı düşer. İçe doğru yapışır evet. Herhalde değil mi? Tabii bunu da atmak için sürekli kişi zorlanırsa ne olur? Tıkanır. Nefes alamaz hale gelir. Çok kötü durumlara düşebilir. Nefes almakta zorlanabilir. Fakat hiç bilinmeyen bir problem daha var. Yani hiç konuşulmayan, hiç bilinmeyen, hiçbir kimsenin üzerinde durmadığı bugüne kadar bunu ben kendim tespit ettim. Nereden tespit ettim? Ben kendim alerjik bronşiyal astım yaşadım. Bir gün birebir yaşadınız değil evet, mi? Evet. Oğlumla cuma namazına gitmiştim Frankfurt'ta. Birinci katı çıktık ama cami dolu olduğu için ağzına kadar içeriden böyle biraz sıcak hava esiyor. O nefes alamadım. Dedim ki hadi biz gidelim düşüp bayılacağım. Nefes alamıyorum. Baba namaz kıldık mı bak henüz dedi çocuk anlamıyor ya. Dedim namazın şimdi sırası değil düşüp bayılacağım. Vatandaş herkesi tedavi ediyorum kendimi tedavi edeyim. Çocuk da anlamadı. Peki dedi döndük geri. Şimdi bir kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, tansiyon, kolesterol, diyabet hapları vesaire kimyasal ilaç kullandığı zaman kimyasallar faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Mantarlar etan, metan, butan gibi gazlar üretir ve zehirli alkoller. Bu zehirli gazlar, zehirli alkoller bağırsakları şişirir, balon gibi. Nereye doğru şişecek? Bu da karaciğeri, pankreası, dala yukarı doğru mideyi, o da diyaframı sıkıştırır. Diyafram yukarı doğru sıkışırsa ne olur? Akciğer. Akciğer nereye gidecek? Akciğer hafif böyle büzülür. Büzülürse ne olur? Alveolon denen hava kesecikleri çapı biraz küçülür. Küçülürse oksijen alıp karbondioksit veremez. Havada yeterince oksijen aldığı halde kişi oksijensizlikten nefes alamamaktan yakınır. Konuşmakta bile zorlanıyorlar bazen. Evet, ben karşılaşıyorum. Evet. Hava kesecikleri çünkü alveolinden akciğer büzüldüğü zaman, daraldığı zaman kesecikleri küçülür, büzülür. Bu da kişinin nefes almasını engeller. Doktora gider, muayene olur. Röntgen de şuydu buydu, bir sürü tahlil yapılır. Fakat ne olur? Teşhis konamaz. Bağırsaklardan kaynaklandığını bilinemez. Bilinemez. Bu nedenle bu konu bronşiti, astımı, alerjik bronşiyel astımı bağırsaktaki mantarların tetiklediği göz ardı edilir bilinemediği için. Bunu kim bilebilir? Yaşayan bilir. Kesinlikle. Evet. Bununla ilgili ne var elimizde? Evet. Nasıl bitkisel destek? Şu gördüğünüz güzel çiçeğin adı nedir? İşte bu güzel çiçek, şu güzel pembe çiçek. Buna Pelargonium gravilliolus yani büyük ıtır denir. Necedir efendim? Latince mi? Latincesi. Pelargonium gravilliolus. Latincenin de kökü, anası Türkçedir. Eskiden Etrük Türkleri İtalya'ya yerleşmiş. İtalya'yı kuran da Romulus kardeşi de Türktür. Lan Latince de Türkçedir. Temelinde Türk kültürü var. Yatıyor. Dünyanın bütün medeniyetlerinin temelinde Türk kültürü var. Eskiden Yunanistan'a gidip de Yunanistan'ı kuran Trasyen denen Türklerdir.
Yunancanın da kökünde Türk var. Amerika'ya gidip de yerleşen Kızılderililer nereden gitmiştir? Bering geçidinden karşıya geçmiştir. Özbeöz Türk'tür. Yani karıştıracak olursak biraz tarihi ortaya çıkıyor. Bütün zaten medeniyetleri Latince'nin de Yunanca'nın da temelinde Türkçe vardır. Evet. Şimdi bu Pelargonium gravioles yani büyük ıtır. Itırın 1050 türü var. 1050 türü 1050 var. Türü. Bu ıtır Türkiye'de her yerde yetişir. Birçok aile bunu saksıda yetişiyor, balkonda, evde vesaire. Bunun özelliği nedir? Bu şu yapraklarında kendine has çok güzel bir kokusu var. Böyle kişi bunu bir ezdiği zaman. Ben de bakmak istiyorum. Bak. Ezip de şöyle koklarsanız. Evet. Kendine has bir kokusu var. Evet. Evet. Bu koku kişiyi, insanları rahatsız etmez. Eterik çok bir hoş yağ. Bir koku. Evet. Eterik bir yağ yayar etrafa. Fakat bu sivrisineği ne yapar? Önce uyuşturur, sonra öldürür. Sivrisineği önce uyuşturuyor, sonra öldürüyor bu koku. Evet, sivrisinek. Yani bu çiçeğin olduğu yerde sivrisinek yaşayamaz. Bu nedenle yatak odasında, oturma odasında, çocuk odasında mutlaka bir saksı bulundurmak gerekir. Benim, bu çiçekten. Evet, büyük ıtır. Büyük ıtır efendim, unutmuyoruz bu arada. Almanya'dayken Frankfurt'ta benim tanıdığım bir yaşlı bir Alman dedi ki gel bir gün de kahve içelim, sohbet edelim. Olur gittim. Ya her odada böyle saksılarda büyük büyük ıtır. Başka bir bitki yok. Dedim ki bir tane mi çiçek var sadece, bir çeşidim başka yok mu? Yok dedi, ben çiçekleri severim ama dedi. Bunun özelliği farklı. Sivrisinek öldürür. Sen bilmiyor musun? Ben dedim Afrika ıtırını biliyorum. Afrika ıtırı bronşit, faranjit, sinüzit, astıma karşı dünyada en etkili bitki. 50 bin kişi üzerinde denenmiş, klinik araştırması yapılmış, belge var, bilgi var. Pelargonium, bu da Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme, iki türü. 1050 türden ikisi şifalı. Diğeri sivrisinek öldürmek için sadece. Çok enteresan. O sivrisinek için. Her şey doğada diyoruz, gerçekten evet, doğru. Güney Afrika'da bu altın madenleri, elmas madenlerin keşfinden sonra on binlerce insan Asya, Avrupa, Afrika'da oraya buradan oraya hücum etmiştir. İnsanlar yan yana sırt sırta üst üste yattıkları için yer yok. Binlerce, on binlerce insan zengin olmak için oraya gitti. Veba, zatüre, şu bu bir sürü hastalık salgın şeklinde yayılmış. İngiliz asıllı bir kişi de yine böyle zatüre yakalanmış. Öldü, ölecek vesaire. Başını beklerken oranın yerli kabilesi, ben tedavi ederim demiş yaşlı adam. Bu Afrika ıtırının kökünün çayını içirmiş adama. Adam da iyileşmiş. O ben nasıl ayağa kalktım? İşte bununla. Aa, çok güzel demiş. Hemen işe koyulmuş. Ondan sonra İngiltere'de yıllarca antibiyotik olarak kullanıldı. Sonra İsviçre'de bunu patentini çıkardılar. Antibiyotik olarak kullanıldı. 1937 yılına kadar yani penisilin antibiyotik olarak üretilip kullanılmaya başlayana kadar antibiyotik olarak Afrika ıtırı kullanılıyordu. Onun yerine penisilin geçti. Penisilin yan tesiri bilinmiyordu. Çünkü o zamana kadar zannediliyordu ki bağırsakta sadece zararlı bakteri var, parazit var, faydalı bakteri yok. Öyle zannediyorlardı, bilmiyorlardı. Bağırsaklarda faydalı bakteri olacağı ihtimali vermiyorlardı. Penisilin yut, bağırsaktaki fazla zararlı bakteriler, mantarlar, efendim parazitler ölsün, kurtul. Öyle düşünülüyordu. Faydalı bakteri olacağını bilmiyorlardı. Ve penisilini kullanan herkes İrelde ne oldu? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, bir sürü hastalığı tetikleydi. Yapılan araştırmalar sonucunda bağırsakta mikroorganizmaların %95'inin, 96'sının, bazı insanlara daha fazlasının faydalı bakteri olduğu ortaya çıktı. Antibiyotiklerle, antihistaminiklerle, kimyasal ilaçlarla faydalı bakterilerin öldüğü, yerine zararlı bakteri ve mantarların çoğaldığı anlaşıldı. Ne oldu? Bütün Avrupa'da şimdi antibiyotiği yasaklamadılar ama minimum seviyeye indirdiler. Yerine Afrika ıtırı, keki, spirulina, ekinezya,
gibi birçok bitki devreye girdi. Mesela kortisep Çin'de 1200 yıldır doğal antibiyotik olarak kullanılır. Çin tırtır mantarı. 1200 yıldır. 1200 yıldır kullanılıyor. Antibiyotik, doğal antibiyotik. Hı-hı. Doğal. Ve tabii ki tutuldu. Artık yavaş yavaş Avrupa'da penisilin kullanılmıyor. Bitkisel ürünler eczanelerde satılıyor. Sadece Avrupa'da değil, Asya'da da aynı şekilde. Hatta Asya'nın birçok ülkesinde, Hindistan'da, Çin'de vesaire kimyasal ilaç pek kullanılmaz. Sadece Türkiye'de ve Amerika'da çok kimyasal kullanılıyor. Maşallah Türkiye kimyasalda dünya rekor kırıyor. Ne yazık yani ki. 40 milyar dolarlık Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'ye ilaç ithal ediyoruz. İlaç. Kendimizi zehirliyoruz. Bilinçsizce bir zehirlenme sirkülasyonu dönüyor. İnşallah biz de kurtuluruz bir gün bu kimyasallardan. İnşallah. Efendim bronşit hastaları için diyoruz ki Afrika ıtırı, kekik, kortisep çok özel formüllerimiz var biz bununla ilgili. Bronşitle ilgili. Bronşit. Söylemiştim bronşit, astım, sinüzit, faranjit gibi rahatsızlara karşı. Afrika ıtırı, kekik. Fakat hangi kekik? Thymus vulgaris. Şifalı kekik veya hakiki kekik veya bahçe kekiği denir. Kekik dediğiniz zaman Türkiye'de maalesef yani aktarlardan, marketlerde bilye kekik. Bilye kekiği nedir? Güve otu. Origanum suryokum denen bir bitki satılıyor ve buna bilye kekik deniyor. Hakiki kekik piyasada yok. Şimdi ıtırın faydalarını anlattım. Çok çok faydalı. 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Etkisi ispat edilmiş. Sinüzit, faranjit, bronşite karşı. Kekik de aynı şekilde bronşite karşı, öksürüğe karşı. Kaç bin kişi üzerinde denemiş? 7850 kişi üzerinde denenmiş. Klinik araştırması yapılmış. 850 kişi üzerinde denenmiş. Evet. Ve klinik araştırması belgelenmiş. Sonucu belgelenmiş. Hakiki kekik ama. Evet. Kekik deyince ak kekik, kara kekik, topbaş kekik. 52 çeşit sadece Türkiye'de. Dünyada 400'den fazla kekik türü var. Sadece biri en etkilisi. Diğerleri de etkili az. Yani azalıyor etkisi. Hakiki kekiğe göre %2'dir, 3'tür, 5'tir değişir. Onlar zahter de etkili. Ama hiçbir kekik, hakiki kekiği Thymus vulgaris'i tutmaz. Bu nedenle nereden bulacaksın? O da var. Şimdi bizim Türkiye'nin 52 köyünde birçok değişik yörelerden Akdeniz, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da 52 farklı köyden farklı bitkiler alıyoruz. Bağlantılarımız var. Tamamen doğal, tamamen organik, yol kenarında değil vesaire. Şimdi bu tamamen doğal ortamda özel yetiştiriliyor. Biraz biz alıyoruz, biraz da Avrupa'ya satıyorlar zaten. Yani pahalı olduğu için. Bu kekin kilosu toptan alırsak bize tabii biraz uygun veriyor ama buna rağmen diğer kekiklerden 3-4 kat pahalı. Hakiki kekik. Çünkü kat pahalıysa toplamıyorsunuz gidip de. Özel yetiştiriliyor. Özel yetiştirilen bir kekik. Değil evet. Mi?